Organize Sanayi Bölgesi, Meslek Yüksekokulu'nun genç ve en yeni akademik birimlerden birisi olduğunu söyleyen Koyunoğlu şunları söyledi. İl Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulu, üniversitemizin en genç, en yeni akademik birimlerinden birisidir. OSB Meslek Yüksekokulumuz, 2. OSB içerisinde kurulan ve belki de Türkiye'nin en güzel kampüsüne sahip bir yüksekokul. OSB Meslek Yüksekokulumuzu Türkiye'deki diğer 900'e yakın meslek yüksekokulundan ayıran en önemli özellik, Türkiye'deki 9 OSB Meslek Yüksekokulundan birisi olmasıdır. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nda yetişecek öğrencilerin uygulamalı eğitim yapmış olacaklarının altını çizen Koyunoğlu şu ifadeleri kullandı. OSB Meslek Yüksekokulumuz 3+1 eğitim modeli dediğimiz bir modelle eğitim öğretmeni sürdürmektedir. Bu şekilde eğitim sürdüren Türkiye'de 9 meslek yüksekokulundan bir tanesidir. Diğer meslek yüksekokullarından en önemli farkımız, özelliğimiz uygulamalı eğitim modelini benimsemiş olmamızdır. Nitelikli ve yeterli öğretim elemanlarımızla 3 yarı yıl sınıfta 1 yarı yılı, yani 16 haftayı tümüyle iş yerinde uygulamalı olarak eğitim faaliyetinde geçirecek olan öğrencilerimiz 4 yarı yılın sonunda hem teorik hem de uygulama bakımından yeterli bilgi birikimine sahip, tecrübe birikimine sahip nitelikli teknik elemanlar olarak mezun olacaklarından sanayinin, iş dünyasının arzuladığı nitelikte kişiler olarak eğitimlerini tamamlayacaklar ve mezun olduklarında iş dünyasının ihtiyaç duyduğu eleman olmaları bakımından hemen istihdam edilmelerine imkan sağlanacaktır. En önemli farkımız, diğer meslek yüksekokullarından en önemli farkımız uygulamalı eğitim modelini benimsemiş olmamızdır. Amaçlarından bahseden doktora öğretim üyesi Cemal Koyunoğlu şöyle konuştu. Üniversitemiz OSB Meslek Yüksekokulu 2018-2019 eğitim öğretim yılı başından itibaren eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. Geçtiğimiz yıl 3 ayrı programda öğrenci alarak derslerimizi yürüttük. Bunlar kaynak teknolojisi programı, inşaat teknolojisi programı ve makine programıydı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise bu 3 programa ilave olarak 7 program daha ilave ederek 10 programda eğitim öğretim faaliyetimiz sürdürülecektir. Bunlar elektrikli araç teknolojileri, tekstil teknolojisi, bilgisayar programcılığı, İklimlendirme soğutma programı, elektrik programı, kontrol sistemleri programı, kontrol otomasyon programları olmak üzere 10 bölüm şeklinde faaliyetimizi sürdüreceğiz. Biz bu programları açarken sanayicilerimizle, iş adamlarımızla yaptığımız çok sayıda toplantılarla bu programların açılmasına karar verdik. Onların ihtiyaçlarını dikkate alarak hangi programlarda teknik elemana ihtiyaçları var, bunlardan ne tür nitelikler arıyorlar, istiyorlar, bunları araştırdık. Sanayicimiz ve öğretim elemanlarımızın yaptığı çok sayıda toplantılarla hangi programların açılması gerektiğini, bu programlarda hangi derslerin okutulması gerektiğini ve ders içeriklerini mümkün olduğunca sanayicimizle, hocalarımızla birlikte kararlaştırdık. Amacımız, sanayicinin ihtiyaç duymuş olduğu nitelikli insan gücünü onların arzu ettiği şekilde yetiştirmek ve onların istihdamını sağlamaktı. Bunu gerçekleştirdiğimizde her şeyden önce ülkemizin ihtiyaç duymuş olduğu nitelikli ara insan gücünün temininde arzu edilen seviyeye gelmiş olacağımıza inanıyoruz.